arkadaşlar, sizlerin isteği üzerine sayfamızda birçok defa simit tariflerine yer verdik. Bugün de tahinli simit versiyonuyla karşınızdayım. Yapım yine bir hayli kolay ama çok dikkat edilmesi gereken çok tatlı püf noktaları var. Lütfen dikkatlice izleyin. 7 adet simit için 4 su bardağı tepeleme un kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ile unu evvela güzelce karıştırıp ortasını havuç şeklinde açıyorum unumun. Ve açtığım havuzun içerisine 1,5 su bardağı belediye suyunu ekliyorum. Nedir bu belediye suyu? İçme suyu efendim. Temiz su. Ha, bu kadar. 1 tatlı kaşığı instant maya kullanıyorum. Hızlı mayadır bu, instant maya. İşleri kolaylaştırır. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekleyip şöyle bir tur karıştırıyorum havuzun içine. 1 yemek kaşığı da cıvık yağ ekliyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Hamuru da tahinli olsun. Çok lezzetli olacak. Tahinini çok sevmiyorsan hamuruna tahin katmayabilirsin, bilgine. Ölçüleri de değiştirmene gerek yok. Ekrana bakalım lütfen arkadaşlar. Bak, gördüğünüz üzere havuzumu evvela içeride yoğunlaştırıp dışarıdaki unla hamuruma ele yapışmayan yumuşak ve elastik dokuda oluşturdum. Ekranda gördüğünüz üzere hamurumu uzatıyorum ve 7 eşit beze çıkartacağım. 107-110 gramdan 7 tane bezeyi evvela pürüzsüz halde bezeler haline getirdim. Sonra da gördüğünüz üzere fitilledim. Gördüğün şeklin adı fitildir arkadaşlar. Birbirinden birazcık ayrık koymak suretiyle yerleştirip cıvık yağ ile fırçayla işte cıvık yağ sürdüm üstüne. Ve streçle veya poşetle güzelce kapatıyorum. Oda ısısında 30 dakika mayalandırıyorum. Tamam. 30 dakika mayalanırken tahinli iç harcımız nasıl olacak? 10 yemek kaşığı tahin kullanıyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Toz şeker miktarını artırabilirsin. Bal da ekleyebilirsin. Tamamen senin inisiyatifine kalmış. Pekmez de ekleyebilirsin. Tamamen sana bağlı. 2 yemek kaşığı da süt ekleyerek bu arkadaşı koyulaştırıyorum. Tamam mı? Tahin, şeker ve süt. Tahinli iç harcımız bu. Kahvaltıda da çoluk çocuğa yapabilirsin. Bir hayli güzel oluyor. 30 dakikadan sonra mayalanan hamurum rahat rahat el cihazımla, bak gördün mü? Şöyle parmak uçlarımla açabiliyorum. Uzunlamasına genişletiyorum. Tahinli harcımı bu şekilde sürüyor olacağım. Şöyle 1-1,5 yemek kaşığı kadar harçtan sürüp her tarafına eşit vaziyette yaydırıp şöyle elimden geldiğince, evet. Şimdi uzun kenarından börek sarar gibi ince ince hamurumuz o kadar muntazam ki bizi asla yarı yolda bırakmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kıvıra 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 devam ediyorum ta ki en sonuna kadar. Şimdi simit şekline verebilmek için birazcık yuvarlayayım. Şöyle elimle sıkılaştırayım. Kibar hareketlerle yılanı çekiştirir gibi çekiştiriyorum. Ve bir örgü yapıyorum. Bakalım ekran arkadaşlar. Kıvırdım. Şimdi bak, örgünün en başındaki noktayı el cihazımla açıp uçla birleştirdim. İşte simidimiz bu şekilde oluştu. Kaplama için de 1 çay bardağı pekmezi aldım bir kaba. 2 su bardağı içme suyuyla açtım. Öteki kabada, pardon, 3 su bardağı suyla açtım ben. Tamam mı? Kavrulmuş susam miktarı da bayağı bol. Ya 200 su bardağı var. Kavrulmuş susam kullanmazsan kırmızı simidin olmaz. Kaplama işlemine evvela sol elimle simidi aldım. Pekmezli suya daldırdım. Tamam mı? Susamın içine aldım. Susamla sağ elimle susamladım. Sirkeleyip fırın kağıdı yerleştirdiğim tepsiye koydum. Yani sol elim pekmezi tuttu. Sağ elimde susamlı simidi tuttu. Her taraf pekmez olmadı. Burada anlaştıysak 10 numara 5 yıldız. Üzerlerini yine bir streç filmle poşetle örtüp daha rahat açabilmek için 20 dakika bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda bak rahat rahat simit, tam simit oluşumunu gerçekleştiriyorum. Tamam mı? Bu şekilde çevire çevire. Şu esnada fırınımı ısıtmaya aldım. Fırınım ısınıyorken bu 15 dakika dinlensin. Fırınımı 200 derece fanla ayar arkadaşlar. Isıtmadayım.
15 dakika geçti. Simitler de son kez de dinlendiler. 10 numara 5 yıldız olacaklar. Şimdi bak. İkinci ve dördüncü rafa yer oraya değil. Evet, orası yerleştir. Bu arkadaşlar 17 dakika pişecek. 17-20 dakika falan işte arkadaşlar. Asalı kıpkırmızı, mis gibi İstanbul sokak simidi, dışı çıtır, içi bol tahinli. Güzel de çatladı bak, görüyorsun değil mi? Hani sarma noktasında acaba dedim biraz problemli mi olduk ama sonuç bizi gayet de memnun etti. Daha önce yapmadıysan bile beni seyrederek evde gayet kolay bir şekilde yapabilirsin. Sadece kendine güven ve yapmayı iste. Diyeceklerim bundan ibaret. Biz çok memnun kaldık, inşallah sizler de memnun kalırsınız. O zaman ben gidiyorum. Saygılar, teşekkürler.